Hitler'in de arkasında tapınak şövalyelerini mi görüyorsunuz? Yani Hitler'in... Hayır, onlardan biri olan Thule. Thule, yani yine Thule. Tapınak şövalyeleri bağlantılı bir tarikat var diyorsunuz. Bunun adı Thule tarikatı. Hayır, ben demiyorum, bu zaten... Bu zaten var, biliyorum. İspatlandı ben yani. Ben de bu konuyla ilgili epey bir kaynak biliyorum. Evet. Kitabınızda da zaten belgeler var bu konuyla ilgili olarak. O halde Hitler konusuna geçelim. Yani yine bu konuyla bir şekilde bağlantılı. Hitler'in ezoterik bağlantılarını nasıl... Şimdi Hitler'in kendisinde yok, ailesinde var. Ailesinde var. Ailesinde var. Yani babası, biliyorsunuz Hitler'in babası var. Fakat Hitler'in dedesinin kim olduğu belli değil. İşte bazı kaynaklara göre Yahudi, bazılarına göre değil. Ama kim olduğu belli değil. Ama benim kitabımda bir iddiam vardı ki nitekim ilginç bir olay oldu. Bu kitapla ilgili Türkiye'de çok az yazı yazılabildi. Hatta bir gerekçe de söylediler. Efendim, o kadar yoğun bilgi var ki kitapla ilgili yazı yazamıyoruz dediler. Fakat bir İsviçre Yahudi gazetesi bir tam sayfa makale yayınladı bunda. Kitap Türkçe olduğu halde yani. Ve orada dedi ki getirdiği bir tez var. Bu tez belki daha doğrudur dedi. Ben Hitler'in dedesinin değil büyük annesinin, büyük annesi diye bilinen kişinin gerçekte Hitler'in büyük annesi olamayacağını gösterdim. Çünkü neden? Hitler daha iş başına gelir gelmez yaptığı ilk iş büyük annesine ait olan mezarı tarihin sahnesinden sildirmek. Koskoca mezarlığı yok ediyor. Avusturya'da koskocaman bir mezarlığı büyük annesinin ve büyük babası olduğu varsayılan kişilerin bulunduğu mezarlığı, yani mezarlarının bulunduğu yeri ortadan kaldırıyor. Evet, tank talim sahası yapıyorum diyor. Ortadan kaldırıyor orayı. Ve bir daha bulunmasını istemiyor. Fakat şunu söylüyor. Benim diyor büyük annem olan kadın babama çok kötülük yapmıştı diyor. Ve diyor Yahudilerden para alırdı diyor. Bunu Hitler kendisi söylüyor. Şimdi babasının gizli bir teşkilatla bağlantısı var. Nereden biliyoruz bunu? Benim kitapta yer alıyor o belge. Öldüğü gün verilen bir ilandan anlıyoruz. Gazete ilanında. Evet. Babasının Free Society, Free School diye bilinen Özgür Okul diye bir topluluğa üye oldu. Onların verdiği ölüm ilanında işte bizim değerli üyemiz Alois Hitler ölmüştür işte bilinen şekliyle altında da derneğin ismi. Derneğin adı var. Bu dernek gerçekte de Protestanlığa ve Katolikliğe ve dinlere karşı olan pagan bir kuruluş ve demin sözünü ettiğim o 12. yüzyıldan beri gelen tapınak şövalyelerinin de içinde olduğu Katarelerin, Fransa'da öldürülen o 2,5 milyon insanın da üyesi oldukları hep aynı ekolün devamı olan grubun okulu. Demek ki babasının böyle bir olayı var. Zaten babasının ilginç olan bir tarafı daha var. 13 yaşındayken Viyana gibi bir yere geliyor. Sadece ilkokul mezunu olan bir adam, kraliyet gümrükler baş müfettişi oluyor. Böyle bir olayın olması mümkün değil. Yani ilkokul mezunu, anası babası belli olmayan ve ülkenin en fakir kesiminden gelen bir kişinin kraliyete ait olan, Habsburglara ait olan gümrüklerde baş müfettiş olması da mümkün değil. Birileri alıyorlar, onu oraya getiriyorlar. Hitler'in kendisine gelindiğinde ise o günümüzde artık yavaş yavaş aydınlanmaya başladı ki Hitler'le efendim bilinmeyen ne tarafı var? Ama bilinmeyen taraf şu, birçok belge 75 veya 50 yıl yasaklı belgeler vardı. Şimdi onlar ortaya çıkıyor. Yani üzerinden 50 yıl geçmeden yayınlanamaz, 75 yıl geçmeden yayınlanamaz diye bilinen belgeler var. Devlet böyle yasaklar koyuyor. Diyor ki şu yasağı koydum diyor, bu yasak 75 senedir diyor. 75 sene hiç kimse şu evrakları görmeyecek diyor. 75 sene sonra öğreniyorsunuz ancak. Böyle belgeler yeni yeni ortaya çıkıyor. Hatta 2007 yılında çıkacak şimdi son Türkiye ile ilgili bazı belgelerde 2007 yılında yayınlanacak. Dolayısıyla İngiltere'de yayınlanacak yani. Dolayısıyla Hitler'i yetiştiren teşkilat, benim kitapta da anlattığım kişi, yani şurada yer alan
resmini gösterebilirsiniz. Evet, evet, şu şahıs, bilmiyorum. Şu kameraya... Şöyle yapalım. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Evet, işte şu şapkalı olan bey, Hitler'i yetiştiren gizli teşkilatı kuran ve bir dönemde Hitler'in rakibi olmuş olan şahıs Baron Rudolf von Sebottendorf. Türk vatandaşı bu adam. Bu baron bir Alman vatandaşı. Gerçekte baron da değil. Ama Türk vatandaşı. 1911'de Türk vatandaşlığına geçmiş. Fakat geçmesinden bir hafta sonra enteresan bir şey. Bu adam aslında bir elektrik teknisyeni. Hı hı. Maceracı bir adam. Türk vatandaşlığına geçiyor 1911'de. Yalnız Türkiye bunu 1969 yılına kadar bu adamın Türk vatandaşı olduğunu reddediyor. İlk defa 1969 yılında Dışişleri Bakanlığı resmen İngiltere'ye bu adamın Türk vatandaşı olduğu ve Türkiye'de saklandığını ve gizlendiğini ve korunduğunu, özellikle Celal Bayar döneminde korunduğunu, İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de faaliyette bulunduğunu vesaireyi kabul ediyor. Ama 69 yılında, yani adamın ölümünden 1954'ten itibaren 15-20 yıl sonra kabul ediyor ilk defa. Hı. Şimdi demek ki gördüğünüz gibi enteresan bir çok şey gene. 1930'lu, 40'lı, 50'li, 60'lı yıllarda Baron Sebottendorf dünyada hep aranan bir adam. Hı. Yani bütün Nazilere karşı yapılan kimler Nazi'ydi araştırmasında gizli Naziler kimlerdi? Açık Naziler tutuklandılar ve Baron gizli Nazilerdendi. Gizli kurucularından biri. Yani partiyi kuranlardan biri ve Hitler'in rakibi arandığı halde Türkiye 69 yılına kadar. Neden Türkiye bu şahsın? Çünkü bir defa birincisi Tule'nin, hı hı, bu gizli teşkilatın kurulduğu yer İstanbul. İstanbul. Teşvik Türkiye bağlantısı kuruluyor, var. Beyoğlu'nda kuruluyor vesaire. Onun öncesinde 1918'de daha ilginç bir şahıs var. Gurdjieff diye. Evet. Ivanoviç Gurdjieff. Hı hı. Gurdjieff'in Türkiye'ye gelmesinden sonra hareket kazanıyor bu tip anlayışlar. Hatta Almanya titre ve kendine dön diye bilinen cümle Gurdjieff'in cümlesi. Hı. Meşhur. Gurdjieff adı üstünde Gurdjieff. Yani Stalin'in, hı, köy arkadaşı. Köyden aynı. Bir Stalin komünist, bu ezoterik ve okültik bilimlere bağlı bir insan. Önce Kars'ta yaşıyor uzun bir süre. Sonra İstanbul'a geliyor. İstanbul'dan dünyaya gidiyor. Bu grup aynı dönemde kuruluyor. Aynı dönemde kuruluyor. Ve bir takım bilgi ve belgelerde tabii ki bu baron aracılığıyla Almanya, bu baron çok güzel Türkçe, Farsça, Arapça biliyor. Bu dillerde kitaplar yazmış. Astrolog kendisi ve astrolojiyle ve palmizmle, hı hı, yani el falı, el okumacılıkla ilgilenmiş ve kitapları var. Avrupa'da otorite bu adam o konuda. Ama aynı zamanda da silah kaçakçısı. Yani bu da ilk defa olsun sizin, hı hı, programınızda olsun. Birinci Dünya Savaşı sırasında önce Almanlar teslim oldular. Osmanlı daha sonra teslim oldu. Ancak Almanlar teslim oldukları zaman silahlarını bırakırken dediler ki müttefikimiz olan Türkler hala savaşıyorlar. Dolayısıyla o savaşlar, bu silahlardan bir kısmını onlara verebilirsek iyi olur dediler ve işte bu Baron Rudolf von Sebottendorf daha sonra Kurtuluş Savaşı'nda da kullanılacak olan o silahlardan büyük kısmının Türkiye'ye gizlice sokulmasında etkili olduğu biliniyor. Yani Türkiye'ye yardım da etmiş bu şahıs. Tabii Türkiye'de çok... Dolayısıyla da çok, evet, Türkiye tarafından Türkiye, bir süre korunmuş. Bir dönem, evet, bu da korunmuş. Yani hayatını öldürmek istiyorlar vesaire. Sonra Hitler'le bozuşuyor çünkü 1933'ten sonra. 34'ten itibaren İstanbul'da yaşıyor 1952'ye kadar.